Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde blending mod yani karıştırma mod özelliklerini öğreneceğiz. Ders sonunda ise blending mod ayarlamalarını yapabiliyor olacaksınız. Blending mod nedir? Türkçe karşılığı karıştırma modu anlamına gelmektedir. Bu özellik ile resimlere renk katabilir, görselleri keskinleştirebilir veya bir nesneyi arka plana yedirebilirsiniz. Yani entegre eder gibi, iki katmanı birbirine adapte eder gibi efektler verebilirsiniz. Dilerseniz bunu örneklerle daha net bir şekilde anlatalım. İlk önce bir tane texture yani desen resmi import ettim After Effects içerisine. Şimdi bu resmi kompozisyon olarak açıyorum. Şekilde gördüğünüz gibi bir taş duvar deseni, texture'ı. Şimdi dilerseniz bu desen üzerine bir tane yazı ekleyelim. Şöyle. Ben ismimi yazıyorum. Rengimizi de mavi seçtim. İstediğimiz herhangi bir rengi seçebiliriz. Fark etmiyor bizim için. Biraz boyutunu şöyle arttırayım. Daha güzel görünmesi için. Hizalamayı da sayfanın ortasına olacak şekilde hizalıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda bir arka plan resmimiz, bir de text katmanımız var. Arka planla işim olmadığı için şu an için onu kilitliyorum. Üzerine değişiklik olmasın diye. Blending moda nasıl erişebiliriz? Arkadaşlar siz programı açtığınız zaman olmayabilir. Ulaşmak için katmanların altında bulunan toggle switch mods var. Şu buton ekranda gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız zaman şurada mod kısmı aktif veya pasif hale geliyor gördüğünüz gibi. Blending mod seçeneklerine buradan ok aşağı doğru ok işaretini tıklayarak erişebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi karıştırma modlarının farklı efektleri mevcut. Bunları tek tek bakarak nasıl bir efekt verdiğini görebiliriz. Dark'ını işaretlediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki arka plana bir yansıyan projeksiyon gibi biraz da opacity, opaklık değeri değişmiş bir efekt verdi bize. Hemen yine sayfa ortasına alıyorum. Diğer özelliklere hızlıca değiniyorum. Multiply özelliği daha da bir koyu renk verdi. Bu bize farklı renklerde farklı efektler verebilir arkadaşlar. O yüzden bunu deneme yanılma yöntemiyle daha iyi bir şekilde öğrenebiliriz. Mesela az önceki lacivert rengim, şimdi biraz daha açık bir renk yaptım. Gördüğünüz gibi sanki bir resmin üzerine filigran eklemiş gibi bir efekt oluştu Multiply'da. Devam ediyorum. Color Burn. Bu da sanki rengi yakmışız gibi bir efekt verdi. Diğer efektleri hızlıca deniyorum arkadaşlar.
Bazı efektler birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu da çalışmalarımızda çeşitlik olsun diye yani her renk ve desende farklı çıktılar elde edebilmemiz için zenginleştirilmiş efektler mevcut. Darker Color'ı tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yazı silik bir hale geldi. Sanki tebeşirle, mavi bir tebeşirle taşın üzerine bir şey yazmış gibi. Hatta bunun rengini beyaza çevirip tebeşir beyaz yaptığım zaman tamamen kaybolduğunu gördük hep beraber. Değişik renk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik renklerde değişik aynı efektin farklı tepkiler verdiğini görüyoruz. Başka bir özelliğe geçiyorum. Add özelliği. Şu anda sadece biraz daha açık bir halde sarı rengin olduğunu görüyoruz. Lighten. Bazen de renkleri değiştiriyorum ki arkadaşlar nasıl efektler oluşturduğunu görün diye. Pardon, yanlış şeyin rengini değiştirmişiz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar screen özelliği de böyle. Color Dodge. Şurada kalmıştık. Bu özellikler arkadaşlar Adobe'un bazı yazılımlarında da var. Mesela Photoshop kullandıysanız onda Photoshop'ta da var bu özellikler. Overlay'i tıkladığım zaman rengimiz gördüğünüz gibi oldu. Soft Light, Hard Light, Linear Light. Arkadaşlar tek tek bunları anlatıp videonun uzun olup sıkıcı olmasını istemiyorum. Bunu örnek yaparak irdelemenizi istiyorum sizden. Tek tek uygulayarak mesela Hue özelliğini aktif hale getirdiğimde de bu şekilde bir efekt oluştu. Ya bu tamamen sizin yaratıcılığınızla ilgili size birçok seçenek sunmuş bize Adobe firması. Bunları kullanacağınız özelliği yani çalışmaya göre siz nasıl yani deneyerek bunu tek tek uygulayarak nasıl bir efekt vermek istiyorsanız ona uygun olan seçeneği seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, blending mod özellikleri bu kadar. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.